Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yelpaze kabak kızartması yapacağım. Yelpaze patlıcan kızartması olur da kabak kızartması olmaz mı diye düşündüm ve kabak kızartmasını da yelpaze olarak yaptım. 2 tane kapya biberi, 2 adet kabak kullanacağız arkadaşlar. Baş kısımlarını kesmiyoruz. Tam ikiye bölüp kenara alıyoruz ve ikincisini de aynı şekilde keselim. Ve dilimleri ayıralım. Bu şekilde dilim dilim ayıracağız arkadaşlar. Yelpaze patlıcan kızartmam da kanalımda var arkadaşlar. Onu da bir göz atarsanız onu da aynı şekilde kızartabilirsiniz. İnce ince keselim. Bu şekilde ayıralım ve kenara alalım. Bir tane daha gösterelim. Bu şekilde dilim dilim kesiyoruz arkadaşlar. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Kanalıma halen daha abone değilseniz bu saatten sonra kanalıma abone de olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kabaklarımızı dilimleri ayırıp yelpaze şeklinde dizdim. Bir iki adet kapya biber kullanacağız. Onları da yarıya böldüm. Ve onları da dilim dilim ayıralım. Bu şekilde. Onları da kenara alıp tekrardan gösterelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde kapya biberlerimizi de keselim. Çok lezzetli, kızartması harika oluyor bu kapya biberimizin. Evet, bu şekilde keselim. Onları da hazırlayalım. Ve bir su bardağı mısır unumuz var arkadaşlar. Tabağımızı alalım. Şöyle bir tane yelpaze kabağımızı güzelce unumuza bulayalım. Aralarına gelecek şekilde. Bir tabağımızı alalım. İkincisini de aynı şekilde yapalım. Kabaklarımız bitene kadar aynı işlemi yapalım. Ben tavama 2 su bardağı kadar sıvı yağımı aldım. Şu anda kızıyor yağım. Kızgın yağda kızartacağız kabaklarımızı. Arkadaşlar, bayram geliyor. Çok güzel baklava tariflerim olacak sizlere. Beni takip etmeyi, abone olduktan sonra zil işaretinde tıklamayı sakın unutmayın. Videoyu yüklediğim anda sizlere bildirim gelecek arkadaşlar. Hemen izleyebilirsiniz. Son kabağımızı da unladıktan sonra yağımıza bırakalım. Evet arkadaşlar, yağım kızdı. Şöyle de gösterelim. Ve kızgın yağımıza kabaklarımızı bırakalım. Nar gibi kızarana kadar kabaklarımızı kızartalım. Bir yüzleri kızardı. Öbür yüzlerini çevirelim. Akşama ne pişireceğim diyen arkadaşlarım için gelsin. Güzel bir yelpaze kabak kızartması yapalım arkadaşlar. Yanına mutlaka olmazsa olmaz cacık, salata, olursa bir de çorba olsun. Olmasa bunlar da yeter. Evet, bir yüzleri kızardı. Tabağımızı çıkartalım. Şöyle maşamızı da aralayalım. Dilimlerimizin arası da kızarsın. Ve onu da tavamıza çıkartalım. Tekrardan kabaklarımızı koyalım. Ve kızartalım.
Maşamızı da aralayalım. Araları da kızarsın. Evet arkadaşlar. Kabaklarımız kızardı. Tabağımızı çıkartalım. Çıtır çıtır kabaklarımız mis gibi kızardılar. Ve kapya biberlerimizi kızartalım. Ve servisimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Yelpaze kabak kızartmamız, kapya biberi kızartmamız servisimize hazır. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.